Her şeyi erteleyenlere selam olsun. Bu videomuz yapmak istediği her şeyi erteleyenlere gelsin. Merhaba arkadaşlar, ben uzman klinik psikolog İdris Gündüzalp. Bugün yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere her şeyi erteleyen kişilerden biriyseniz bazı önerilerde bulunmak için, yok değilseniz de kimlere nasıl yardımcı olabileceğiniz konusunda sohbet etmeye geldim. Şimdi her şeyi erteleyen biriyseniz sizin yaşamınızda eminim ki birçok pişmanlık vardır. Çünkü her şeyi ertelemek aslında bir tür hastalıktır. Yani erteleme hastalığı. Erteleme hastalığındaki temel gösterge şudur. Şöyle basit bir örnek vereyim. Bir kişi su içmeyi ister ancak su içmeyi o kadar çok erteler ki bir noktadan sonra susuzluktan hastalanır. Şimdi bu kadar saçma ya da basit olamaz diye düşünüyor olabilirsiniz ama olabilir. Hemen örneklendirelim. Örneğin kişi hayatta başarılı olmak istiyor. Su içme kadar basit bir örnek değil ama birazcık da yukarıdan başlayalım istiyorum. Evet, hayatta başarılı olmak istiyor olabilir. Şimdi hayatta başarılı olabilmek için de bazı nüanslara dikkat etmek gerekiyor. Ancak erteleme hastalığı olan kişiler hayatta başarılı olmak için yapılması gereken tüm teorik bilgileri edinirler ama hiçbirini uygulamazlar. İşte erteleme hastalığı buna denir. Bu şey gibi, bir alanda uzmanlaşmak istiyorsunuz, ustalaşmak istiyorsunuz. Ancak bu alanda ustalaşmak ve uzmanlaşmak için hiçbir şeyi yapmak istemiyorsun. Şimdi biz de bu durumu ortadan kaldırabilmek istiyorsak, yani erteleme hastalığının bu erteleme duygusundan kurtulmak istiyorsak, bu duygunun bizi ele geçirmiş olmasından sıyrılmak istiyorsak birkaç tane küçük temel davranış şekli var. Şimdi isterseniz bu davranış şekillerini ya da işte bu tutumları sıralayalım sizinle. Öncelikle ne yapmak istediğiniz konusunda net bir karar vermeniz gerekiyor. Örneğin yüzücü olmak istiyorsunuz, öğretmen mi olmak istiyorsunuz, iyi bir eş mi olmak istiyorsunuz, güzel bir vücuda mı sahip olmak istiyorsunuz ya da işinizde şu sertifikalara mı sahip olmak istiyorsunuz, üniversite mi kazanmak istiyorsunuz, artık ne istiyorsanız bu size kal. Öncelikle ne olmak ya da ne yapmak istediğinize karar vermeniz gerekiyor. İkincisi, olmak istediğiniz şeye karar verdiyseniz bunun karar verdiğiniz şeyi yapabilenlerin hangi aşamalara ihtiyaç duyduğunu değerlendirmeniz gerekiyor. Örneğin diyelim ki benim gibi bir psikolog olmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Lisedeyseniz üniversiteyi kazanmanız gerekiyor. Üniversitedeyseniz okulu bitirmeniz gerekiyor. Okulu bitirdiyseniz bu alanda çalışabilecek bir mecra bulmanız gerekiyor. Veya iyi bir vücuda sahip olmak istiyorsunuz kendi ölçülerinize göre. İyi bir vücuda sahip olan kişiler hangi çalışma yöntemlerini kullanıyorlarsa önce buna başlamanız gerekiyor. Bunu yaparken nasıl beslenmeleri gerekiyorsa bunu yapmanız gerekiyor. Öncelikle ne yapmak istediğinize karar veriyorsunuz. İkinci olarak bu karar verdiğiniz şeyi yapan insanların hangi aşamalardan geçtiğini değerlendiriyorsunuz ve bunları biliyorsunuz. Sonra bu aşamaların en altındaki aşamaya adım atıyorsunuz. Eğer siz psikolog olmak istiyorsanız şöyle düşünün. Önce ilkokula başlamanız gerekiyor. Daha sonra ortaokula gitmeniz, işte liseye gitmeniz, üniversiteyi kazanmanız, üniversiteyi bitirmeniz ve bu alanda çalışmanız gerekiyor. Şimdi bu aşamaların hangisindeyseniz sizin için hangisi birinci adımsa o birinci adıma başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi o birinci adıma da başlarken de hangi konumda olduğunuz sizin için önemli. Eğer lisedesiniz ve erteleme hastalığınız var, yani her şeyi erteliyorsunuz ve bir türlü başlayamıyorsanız o zaman lise için ilk yapılması gereken şey nedir? Sınavlara çalışmak ve üniversite sınavına girip üniversite sınavını kazanıp bu alandaki bölüme girmek. Yok ortaokuldaysanız iyi bir liseye girmek ya da işte lise eğitimini almaktır. Bu tamamen size bağlı. Gelelim erteleme hastalığında, yani erteleme davranışında sıklıkla olduğu durumlarda başınıza gelen ve sık sık zihninizin içinde devam eden şu kendinizle olan konuşmalarınız konusu. Şimdi sürekli eğer kendinizle konuşuyorsanız, kendinize bahaneler yaratıyorsanız, kendi bahanelerinize inanıp yine bir şeyler yapmıyorsanız, bir adım atmıyorsanız o noktada da kendinize mutlaka bir mihenk taşı bulun. Bu mihenk taşı anneniz olabilir, babanız olabilir, bir arkadaşınız olabilir. Gün içerisindeki kendinizle ilgili bir planlamanız olabilir. Diyelim ki her gün işte liseye gidiyorsunuz ya da üniversiteye gidiyorsunuz ve her gün saatte 1'de ders çalışmanız gerekiyor. Ve bir türlü canınız istemiyor. O zaman ne yapacaksınız? Kendi başınıza mücadele etmek istiyorsanız saat 1'den 1.30'a kadar her dakika için bir alarm kurun. Veya evde yaşadığınız biri varsa anne babanız olabilir, kardeşiniz olabilir. Her gün saat 1'de sizi ders çalışma konusunda uyarmasını ister. Yine kendi kendinize yapmak istiyorsanız bulunduğunuz odada tam karşınıza işte örneğin erteleme hastalığında daha çok insanlar işte video izlemeye giderler, işte uyumaya giderler vesaire gibi daha çok içe kapanırlar. O noktada direkt gözünüze çarpan bir noktaya
Saat 1'de ders çalışmalısın, notunu yazın. Gelelim dışarısı ile ilgili bir konu varsa dışarıdan destek alın. Örneğin her gün eğer okuldaysanız bir şey yapmaktan imtina ediyorsanız orada bulunan bir arkadaş her gün o saatte o dakikada sizi uyarmasını isteyin. Burada ne var? Bir dış denetime ihtiyaç duyuyoruz. Normalde erteleme hastalığı olan insanlar dış denetimli insanlardır, dış denetimli çocuklardır. Mesela iki tane çocuğu düşünelim. Biri ailesi söylemez, öğretmenleri söylemez. Kimseye ihtiyaç duymadan ders çalışması gereken saatte ders çalışır. Tüm top oynaması gereken yer saatte top oynar. Televizyon izlemesi gereken saatte televizyon izler. Her şey kendi yapar. Bir de siz söylemediğiniz sürece o şeyi yapmayan çocuk modelleri vardır. Onlar da dış denetimli kişilerdir. Bunlar yetişkin oldukları zamanlarda da böyledir. Yani daha çok o yüzden erteleme hastalığı olan kişiler dıştan denetimli kişilerdir. Eğer siz de dıştan denetimliyseniz erteleme hastalığına yakalanma olasılığınız da yüksektir. Bu yüzden mutlaka sizi dışarıdan bu durumu siz alışkanlık haline getirene kadar destekleyecek birine ihtiyaç duyarsınız. Daha sonra örneğin her gün saat 1'de ders çalışmanız gerekiyor ve sürekli bunu erteliyorsanız saat 1'de 21 gün bunu sağladığınız zaman bu zaten davranış olarak sizde yerleşmemesi mümkün değildir. Bizim için kritik saatler ve günler vardır. İşte zaman dilimleri vardır. 7 gün, 14 gün, 21 gün. 7 gün bir durumu normalleştirmek için ihtiyaç duyulan süredir. 14 gün bunun orta seviye sağlamlaşması, 21 gün ise bu davranışın mutlaka edinildiğinin sağlandığı gün sayısıdır. Yani siz eğer o erteleme hastalığının sebebiyle bir türlü ders çalışmanın başına oturamıyorsanız 21 gün bunu dışarıdan yardım alarak sağlarsanız bu artık sizin için bir iç denetime dönüşür. Yani bir davranışa dönüşür. O yüzden erteleme hastalığı olan kişiler mutlaka dışarıdan destek almanızda fayda var. Bakın tekrar söylüyorum. Bu dışarısı sizin etrafınıza kuracağınız sistemle çalar saatte işte yazarak işte o bölüme bir şeyler koyarak yatağınızı o saatte toplayarak vesaire de olabilir. Ya da dışarıdan biri aracılığıyla olabilir. Ancak bu davranışı ortadan kaldırma en önemli yöntemi budur. Şimdi erteleme hastalığının yani erteleme davranışının bahanelerinin yoğunlukta olduğu bir noktada da özgüven eksikliği gelir. Yani ben bunu yapamam. Ben bunu daha önce de beceremedim. Şu anda da becerememiş. Canım sıkkın, uykum var, yorgunum, iyi hissetmiyorum, hastayım. Bunun gibi birçok bahane sizin zihninizde dolaşmaya başlar. Özellikle eğer erteleme davranışlarınız varsa. Bu bahanelerin tamamı örneğin eğer yatakta uzanırken aklınıza geliyorsa yatağınızdan çıkmalı, başka bir odaya gitmeli ve ayakta durarak bunun tekrar bu bahaneleri yeniden düşünmenizi istiyoruz. Ya da diyelim ki kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Bu bahaneler zihninize o kadar çok hücum ediyor ki bunlarla mücadele edemiyor. O zaman mutlaka hemen bulunduğunuz ortamı terk etmeli. Fiziksel anlamda örneğin elinizi yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Odayı terk edebilirsiniz. Odayı havalandırabilirsiniz. Yaşadığınız yerde bir başkası varsa ona bu durumu anlatıp fikir alabilirsiniz veya bu erteleme davranışınızı yaparken uyguladığınız yöntemi ortadan kaldırabilirsiniz. Örneğin bir film izliyorsunuz, ders çalışmanız gerekiyor. Filmi bir anda bulunduğu yerde, o saatte, o dakikada durdurup o filmi kapatıp dışarıya çıkıp farklı bir alana gidebilirsiniz. Yani erteleme davranışınızı kolaylaştıran ögeleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yani erteleme davranışınızı kolaylaştıran ögeleri yaşantınızın içinden çıkarmanız gerekiyor. Erteleme davranışının en önemli noktalarından biri de özellikle bu pandemi dönemi için söylüyorum. Gün içerisinde planlamadığınız zaman, örneğin evde bütün gün eşofmanla dolaştığınızı düşünün ya da işte evde bütün gün yatak kıyafetlerinizle dolaştığınızı düşünün. Zaten adım atmak, yeni bir şeye başlamak sizin için çok daha zor noktaya gelecektir. O yüzden erteleme davranışınızın artmaması için öncelikle gününüzü de planlamanız gerekiyor. Gelelim son ögeye. Erteleme davranışınızı ortadan kaldırmak istiyorsanız mutlaka öncesinde plan yapmanız gerek. Yarın ben 10 sayfa kitap okuyacağım, 20 tane soru çözeceğim, işte çiçeklerimi sulayacağım, kendim için ev içerisinde işte 1 kilometre yürüyüş yapacağım. Mutlaka bunları bir gün öncesinden yazmalı. O gün bunları yaptıysanız check listesi olur yani kontrol listesi oluşturup artı koymalı. Yapmadıysanız da her seferinde bunları eksi koymalısınız. Şimdi artı eksi belki bir çocuk için önemli olabilir ama bir yetişkin için ne önemi var diye düşünüyor olabilirsin. Ancak inanın size birinin artı eksi vermesi bile sizi ciddi anlamda olumlu ya da olumsuz etkileyecek. Buna kendiniz bile yapsanız. Ancak ben tavsiyem eğer biriyle yaşıyorsanız bir gün önce yarın ne yapacaklarınızı yazmalı. Onun yanınızda yaşadığınız kişiye vermeli. O kişiye de ben yarın bunları yapmadığım takdirde bana eksi, yaptığım takdirde artı ver demelisiniz. Bu da sizin dışarıdan yine kontrolle motivasyonunuzu artıracak bir öge haline
getirecektir. Hayatı ertelememeniz ve yaşantınıza bugünü yaşayabilmeniz için bu erteleme davranışından, erteleme hastalığından kurtulmanızı temenni ederim. Eğer o yüzden bu videoyu da size bunları anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar veya kanala abone değilseniz bu videodan sonra kanala abone olursanız da çok sevinirim. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.